Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın diğer takipçileri, diğer takım taraftarları hepinize selamlıyorum. Kayseri Üzülüme Hastanesi'nin ve Golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar 29.400 olmamıza çok az abone sayısı kaldı. Sizlerden ricam kanala abone olmanız, 7-24 Fenerbahçe haberleri için, Fenerbahçe duyumları için, Fenerbahçe sohbetleri için ve gündeme dair her şey için doğru e, kısmen tarafsız bir kanal arıyorsanız tam yerindesiniz. Çok fazla haberim var. Hangisini başlık koyacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Öncelikle hakkınızı helal edin. Çünkü hangisini başlık koyarsam haksızlık olur. İlk şuradan başlayayım. Türkiye Futbol Federasyonu kararımızı değiştirmeyeceğiz demiş. Hani hükme mağlubiyet kararları Gaziantep ve Hatay'la ilgili bir karar vermiş. Orada yazıcı sesi gelirse şey yapmayın. Öğrencilerim için gecenin şu saatinde yazıcıdan bir şeyler çıkartıyorum. Ona çok şey yapmayın. Şimdi hükme muhalif kararına dair bir açıklama yapmış. Ben direkt okuyayım. Hızlı bir şekilde okumam lazım. 6-7 tane haberim var. TFF yönetim kurulu tarafından alınan ve 12 Şubat 2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından tahkim kuruluna hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır. Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız. Yani diyor ki Beşiktaş avucunu yalasın hiçbir şekilde bu maçları iptal etmeyeceğiz diyor. Peki hocam bu neye yarar? Bu şuna yarar. Arkadaşlar Beşiktaş'ın maçları iptal olmuyorsa Beşiktaş'ta lobisini kullansın. Galatasaray Ar arka arkaya mağlubiyetler alsın. Yani öyle yakalasın. Madem şampiyon olmak istiyorlar. Şimdi Beşiktaş'tan Beşiktaş demişken Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi için iki başvuru. Acaba şey mi? E, derbi başvurusu. Hükmen galibiyet ve var kayıtları mı? Acaba Fenerbahçe e, hükmen galip gelsin. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bari Galatasaray olacağına Fenerbahçe olsun diye mi başvurdular? Şimdi Fenerbahçe maçındaki var kayıtlarının açıklanması için e, ve neden manuel atama yapıldığını açıklanmasını istemiş. Aptal anlatır gibi de anlattılar ama bunlar yine anlamamış. Adamlar açık açık diyor ki eğer sistem belirleyecek olursa diyor derbi tecrübesiz bir hakem maçı atanacak. O yüzden de sıkıntı yaşayacaksınız diyor. Şimdi şunu da anlamıyorum. Kazanmışsın çeneni kapat sus. Niye okları üstüne çekiyorsun? Niye Ali Koçluk yapıyorsun? Yani Fenerbahçe geçen sene çok iyi giderken Ali Koç çıktı ne dedi? Devletin bilmem ne kurumları Trabzonspor'un lobisini mi şey lojasını satın alıyor dedi. Bütün oklar bize çevrildi. Allah aşağı edildik. İnşallah Beşiktaş da Allah aşağı edilecek. Bu manyak hareketlerine Galatasaray'dan aynı şekilde. Onlar da çıkmış. Lali Orta istifa diyor. Yani her şey sizin açınızdan güllük gülistanlık giderken neyin isyanındasınız? Beşiktaş diyor ki uzun şeyin kısası. Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın var kayıtlarıyla aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanmasını kim başvurduk diyor. Ee, Halil maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar tam oyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir. Ben ısrarlı bir şey söylüyorum. Penaltıdır değildir. Umurumda değil. Aynı penaltıyı Beşiktaş alsın. İslamiyet'i savunur gibi savunacaklar. Penaltı. Daha ne olacak? Daha ne olacak? Adamı devirmiş işte. ikinci hiç alınmamış. Üçüncü hiç Kaleye vuracak. Daha ne olacak? Ben bundan iyi penaltı mı olur? Diyecekler. Aynı penaltıyı Galatasaray alsın. Bunlar da başka bir şey. Vatan millet savunur gibi savunacaklar. Ki biz penaltılar gördük. Beşiktaş'ın şampiyon yapıldığı senedeki penaltılara baksınlar. Arda Güler'inkine kırmızı kat da gerekir. Biz neler gördük? Bir Kayseri Spor maçı vardı Beşiktaş'ın. Allah rızası için o maçtaki penaltıyı bir izleyin. Arda Güler'e utancınızdan konuşamazsınız. Ben şunu söyleyeyim. Arkadaş, yayıncı kuruluş yanlı bir yayın yapıyor. Arda Güler'e bir müdahale var. Kamera açısının birinde net olarak belli. Ayağa bir müdahale var. Arda Güler zaten o müdahaleyi alacağının farkında, düşeceğinin farkında. Şimdi bazı oyuncular kendini yaratmaya planlı programlıdır. Mesela Mertens, Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray maçlarına bakın. Dokunmadan uçmalar, havaya atmalar falan programlıdır. Bazı futbolcular da darbe alacağını bilir. Ama ben burada kendimi atayım yoksa ayağımı sakatlarım. Bağlar kopar, lifler kopar der. Bunu ben de yaşadım. Mesela adam hayvan gibi giriyor. Evet az bir temas yapıyor ama sen orada kendini yere atmaya hazırlanıyorsun. Burada penaltı alayım diye değil arkadaşlar. Burada kendini korumak için. O içgüdüyle. Kaleyi karşına alıp şut çekeceksin. Adam ayağını koymuş. Orada bakın bir açıda net olarak belli. Temas. Ama o açı gösterilmiyor. Sonra da kafalarda bir ton soru işareti. Şimdi hal böyleyken de ben Beşiktaş'ın bu saçmalığına kızıyorum. Sonrasında camiamız başkanımızın defalarca belirttiği ifade ettiği gibi hakem camiasına siyah bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği şey beyaz sayfa açılmadan deprem felaketi nedeniyle iki kulüp ligden çekildiği yaratmış bir şeyler camiamız iste kabul edilmezse iki kulüp yetkilisiyle dinlensin. Nasıl yani? Fenerbahçe Beşiktaş maçının var kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebesi yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda var konuşmaların dinlenmesinde diyor ee, falan filan. Hakimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir diyor bu istek. Mesela ben şey çok merak ediyorum. Abu Bakar taraftarı tahrik etti. Direkt kırmızı kart olması lazım bunun cezası. Arkadaşlar seyircinin uğraşmanın cezası kırmızı karttır. Sarı kart falan filan değildir ha bilginiz olsun. Sarı kart değildir. Çünkü binlerce kişiyi tahrik etmek yani infiale sebep olabilir. Mesela Abubakar'ın kırmızı kart görmesi lazımdı. Hadi, aksini iddia edin O pozisyondan niye Samet Akay'dan sarı gördü? Osayi'nin pozisyonu bence Arda'nınkinden daha penaltı. Orada Osayi Samay'a sarı kart gördü. Neye dayanarak? Neye dayanarak? Mesela birkaç pozisyon var. İşte Gezzal'ın müdahalesi, öbürünün müdahalesi, Onur Bulut'un müdahalesi. Hiçbirini sarı kart çubuğu görmedi. Ben şunu söyleyeyim. Hakem Maçı berabere bitirmek için geldi. Kontrolü kaybetti. Kontrolü kaybetti. Mesela Tayyip Talhan'ın sakatlandığı pozisyon. Siz ona da kırmızı falan istersiniz. Ya, sonuçta 6 aylık sakatlandı. Sezonu kapattı diye. Ya, yapmayın böyle şeyler. Çok küçük oluyor. Çok küçük duruyor. Ama şunu söyleyeyim. Şuna katılıyorum. Maçların bitiminde var kayıtları iki kulüp yetkilisi tarafından Sosyal medyada hani şu denildi bu denildi diye paylaşılmayacak şekilde kayıt alınmayacak şekilde dinlenilebilir. Bence bunda bir abes yok. İki kulüp yetkilisinin oturacağı. Arkadaş şu dedi bu dedi. Ve o kulüpler eğer bununla ilgili bir açıklama yaparsa çık de ki, siz bunu ihlal edin, bir daha size dinlettirmeyeceğiz. Diğer takım dinleyecek de. Sadece şunu desin. Haklıymışız, değilmişiz ya da teşekkür ediyoruz, dinledik. Bizim de haksız olduğumuz anlaşıl varmış diye. Şimdi Fenerbahçe'de derbiye ağır fatura altı ayrılık diye bir haber daha var. İnanın hangi başlığı koyacağımı bilmiyorum. Yani Jesus yönetimde büyük umutlarla maçlanıldı. Beşiktaş maçında mağlubiyet. Yönetimde altı futbolcuyla yolları ayırma peşindeymiş. İlk isim Ezgican Alioski'ymiş. Şimdi kiralandı. Uzun zamandır da takımdan ayrı. Arkadaşlar Alioski'nin oynatılma sebebini anlatayım size. Geri dönüşleri çok zayıf görülüyor. Bu yüzden sürekli sol kanadımızdan atak yeriz diye oynatılmıyor. İkinci isim Gustavo Enrique. Flamengo bizimle dalga geçiyor. Biz de yapmış olduğumuz sözleşmenin salaklığındayız. Onun hatasından dolayı da dönemiyoruz. Yani e, elimizdeki avantaj bile yani bize göre avantajlı bir sözleşme yaptık. Onu bile kullanamıyoruz. Ama e, dizinden sakatlık yaşadığı için satın alma opsiyonu devreye girmeyecek diye biliyorum. Fakat başkan Ali Koç olunca hiçbir şeye güvenemiyorum. İrfancan Eğri Bayat. İrfancan 500 bin euroya kiralandıysa vay Fenerbahçe'nin haline. 500 bin euroya bon servisten alındıysa baya baya işe yarar. İnşallah böyle bir iyilik yapmışızdır. Orada da istenmeyen oyuncu Göztepe'de. Nazım Sangar diyor. Nazım kimdi lan? Onu e, hatırlayamadım. Cevap Pedro diyor. 4 milyon 680 bin euro gibi bir rakama transfer edildi. Devre arasında bir takım hatta takımın adını da vereyim Fiorentina kiralık istedi Pedro'yu. Bakın ben buna kızıyorum. Kiralık istedi. Taş yerinde ağırdır. 4.68'e kiraladık. İtalya'dan herhangi bir kulüp 4.5 milyon euro zorunlu opsiyonla bugün kiralıyorum desin ben veririm. Herhangi bir kulüp yetkilisi vermem derse o kişiyi de her şeyi ilan ederim. Dinsiz de ilan ederim, kitapsız da ilan ederim, düşman da ilan ederim, her şeyi ilan ederim. Çünkü bin euro artık yıllık ücretini biz çöpe attık. Benim hiçbir umudum yok. Hiçbir umudum Sakatlık yaşadı. Yaşadıktan sonra toplara girmez oldu. Koşmaz oldu. Bir şey yapmaz oldu. Gözünü seveyim. İtalya'dan kim talipse talip hemen geri gönderelim. Bize gönderen kulübü mü? Hemen verelim. Dan 4.68 zaten iyi niyet diyelim. 4'e geri verelim. Bakın çok büyük zarardayız. Ben size söyleyeyim. Serdar Dursun diyor. Serdar Dursun ara transfer döneminde birçok takım istedi. Sezonun başında Adana Demirspor istedi. Sezon sonunda ayrıldığı bekleniyor demiş. Ben gelecek hoca tercihine göre bu kararın değişebileceği fikrindeyim. Eğer yerli kuralı devam ederse İsmail Kartal gibi bir teknik direktör gelirse Türk Serdar Dursun'a devam edilebilir. Ya kadronda durur. Pivot santrafor. Ne yapacağı belli olmaz. Yani geçen sene İsmail Kartal döneminde coşmaya başlamıştı Serdar Dursun. Aynı Serdar Dursun. Yine aynı Serdar Dursun. Ha, Ben Serdar'ın artık miadını doldurduğunu düşünüyorum. Mesela Thiago Çukur. Ya çok da güzel bir ilerleme kaydediyor çocuk. Ee, bak çok fazla golcü kimliği yok. Ama pivot Santrafor ve istekli hırslı. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de 4 oyuncu Cinsus'tan şikayet demiş. Ben haberi hiç okumadan tahmin edeyim. 1 Crespo. 2 Rossi. 3 Zayts. Başka kim olur? Alioski olabilir. Kiralık. Başka kim olabilir? Emre Mor olabilir. Habere bakalım. Geleceğe tartışma konusu Jesus. Forma tercihlerinin bazı oyuncular tarafından beğenilmediği öne sürüldü. Bence forma adaletini yitirdi Jesus. Onu da söyleyeyim. Ama Ali Koç görüşmesinde dünkü geceleyin yaptığımız canlı yayında derinlemesine izah ettim. Özellikle İsmail Yüksek, Arda Güler ve dörtlü savunma olayını detaylıca anlattığımı düşünüyorum. Hani herkesin anlayacağı dilde anlattığımı düşünüyorum. Hatam varsa affola ama şu bir gerçek. Ben aynı çizgideyim. Eğer takım dörtlü oynarsa İsmail, Arda gibi isimler oynatılırsa ki zaten mecburen Ferdi oynatılacak. Mecburen Altay'a oynatılacak. Belki mecburen Osa'ya oynatılacak. Mecburen belki Salah'a oynatılacak. E, hal böyleyken de e, takımda bir gençleşme olacak. Bir dinamizm katılacak. Bence işe yarar. Jesus gitmeden yeni sözleşme yapmam demiş. Miguel Crespo. Takvimin haberi diyor. Birincisini tutturduk bence. E, Fenerbahçe olan sözlerimiz uzatmıyor. Jesus varsa sözleşme yapmam demiş. Son iki haftayı kulübede geçirmiş. Likte 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3 diyor. Ben şunu söyleyeyim. Crespo İsmail'le orta saha hattı. Kur. Her maça gönül rahatlığıyla çık. Serdar İsmail ve Rossi de rahatsız. Serdar Dursun, İsmail Yüksek ve Diego Rossi diyor. Ben İsmail Yüksek'in rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İsmail Yüksek'e kimse değer vermezken bu adam değer verdi. Ve arada sırada da olsa oynatıyor. Ben şuna takılıyorum. İsmail Yüksek oynatılmıyor. Olabilir. Yeterli değildir. Dinamo Kievle ile Şampiyonlar Ligi elemesi. Top İsmail Yüksek ilk 11'de. Lan. lan bu adamı ligde değerlendirmiyorsun. basit dandik maçta. Oynatmıyorsun oynatmıyorsun. En önemli ama kritik maç atıyorum. Ren maçı. Hop İsmail Yüksek ilk 11'de. Lan kardeşim madem iyiydi. Niye orada oynamadı? Madem kötüydü niye burada oynuyor? Valla da bir ton soru işareti. Aynı şekilde Mert Hakan mesela Beşiktaş derbisinde. Ya madem bu kadar iyiydi niye oynamadık. Madem bu kadar kötüydü niye şey yaptı? Vallahi bu haberi ben e, form adaleti konusunda şunu söyleyeyim. Bu haber doğru yanlıştır bir şey diyemem ama ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Ha rahatsız olan futbolcular illaki vardır. Mesela ben Oskar olsam rahatsız olurum. Lan kardeşim. Bu takımın sol beki yok. Ben varım. Lincoln'ü oynatıyor. Ben varım. Eee aldırıyor. yaldırıyor. Ben varım. Beni oynatmıyor. Atilla Salayi sol beke çekiyor. Ben varım. Bak arkadaşlar Beşiktaş maçında sol bekte Rossi oynadı. Alioski yedek kulübesinde. Ve ofansif bek. Ya ne kaybedeceğin ofansif bek. Angut. Angut o sayıyı çıkartın. Ferdi bir kanatta. Alioski'yi bir kanada koy. Angut. İki, yani dörtlü stoper hattına dön. Şey, savunma hattına dön. iki tane stoperin. Ön libero'nun bir tane. Ön libero koymuşsun. Angut. Çıkar. Şey yap. Ya Beşiktaş maçında senin gole ihtiyacım var. Bak skor 1-0. Penaltı kaçtı. Kamete kaydınız arası var. Çıkart. Al Alioski'yi. Erdin'in önüne koy o sahiyi. Arda Güler'i koy sola. Alioski'nin önüne koy. Oradan oyun geliştireceğim falan filan de. Tamam mı? Ara oyla e, orta sahada Mert Hakan seni yine götürsün. Pedro Valencia. E, Mert Hakan düştü. Valencia düştü. Mesela e, Arda Güler çek forvetin arkasına. Valencia'nın arkasına çek. Cao Pedro oyunda yok. Oraya da koy Rossi'yi. En azından uzun top atarsın. Rossi olsa sahiyle pozisyona girersin. Arda tamamlarsın. Orta sahada ara ile Mert Hakan götür. Mert Hakan'ın sarısı var. Çıkar al Crespo'yu. En azından ortan sağlam olur. Sen yine 1-0 kazanırdın. Elinle teslim ettin. Flamengo taraftarları diyormuş ki gönderin Vitor'u alın Jesus'u. Şimdi Flamengo taraftarı Vitor Pereira'nın gönderilmesini, Jorge Jesus'un ise getirilmesini istiyormuş. Bunlar da uzun zamandır göndereceklerdi ama niye göndermediler onu da anlamıyorum. Vitor Pereira'nın Flamengo'da beklentilerin uzağında kalması, Kariyer, Carioca liginde de ezeli rakipleri Fluminense'nin gerisinde olması nedeniyle Vitor Pereira'nın suyu ısınmış. Gönderin Vitor'u getirin Jesus'u demişler. Her hedefin uzağında kaldı diyor. Ben şunu söyleyeyim size. Jesus'u isteyen kulüp mulüp yok. Ha, Fenerbahçe taraftarında ne vardı? Ersun Yanal gelsin. İşte Aykut Kocaman gelsin. İsmail Kartal gelsin. Biri gelsin, o da sensin. Hep aynı isimler dönüp dolaşıyordu ya. Flamengo taraftarı da muhtemelen Fenerbahçe'den çok haşır neşir olunca bu özelliği bizden kaptılar. Bu özelliği bizden kaptılar. Yani ee, Kimsenin istediği falan yok. Haberiniz, haberiniz olsun. Benim aklıma bir soru geldi. Ya oldu ya. Ee, bak şunu da söyleyeyim. İçimdekini tutma, tutmayı seven bir adam değilim. Galatasaray sürekli lale orta istifa, lale orta istifa, lale orta istifa. Hatta şunu da söyleyeyim. Şampiyon olsalar bile lale orta istifa diyecekler. Ben federasyonun yerinde olsam buna izin vermem. Lan seni sürekli kolladık ettik derim. Bir de utanmadan yüzsüz yüzsüz istifa mı diyorsun derim. Ya bir bir offsite'msı diye bir olay var. Arkadaşlar bakın basit bir olay değil. Bu olay Fenerbahçe yaşasa maçın hakemi de FETÖ'cü ilan edilir. Rakip de ilan edilir. Bilmem neydi, yani ne, kimler kimler ne şikeciler şunlar bunlara ilan edilir. Ama buna rağmen konuşma konuşma konuşma. Fenerbahçe Beşiktaş maçı lan Fenerbahçe yenilmiş. Dik de tek kalmışsın. Ne bu şampiyonluğu istemez konuşma. Ben bir şey söyleyeyim size. Bence Galatasaray'da Beşiktaş'ta şampiyon olmak istemiyor. İkisi de Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyor. Çok salakça gelecek biliyorum. Bak bu dediğim çok salakça gelecek kabul ediyorum. Galatasaray'da Beşiktaş'ta Fenerbahçe şampiyon olsun istiyor. Yani hatta bunu başlık koyayım ya. Hocam ne alakası var? Hem de %100 olarak Arkadaşlar eğer Galatasaray şampiyon olmayı isteseydi Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra susardı. Zirvede tek başına diye bir paylaşım yapar çekilirdi kenara. Beşiktaş şampiyon olmak isteseydi çıkardı derdi ki ulan Galatasaray'ın üstünü oynayayım. Offsite'ımsıyı falan koyup işte bunlar olmasaydı biz liderdik. Gaziantep maçları önemli değil. Şunlar olmasaydı biz böyleydik falan der üstüne giderdim. Ama Beşiktaş'ta Galatasaray'da farkında mısınız? Federasyonu oynuyor. Hocam belki şunu düşünüyorlardır. Hakemler bundan sonra bizi kollasın da Fenerbahçe alaşağı edilsin de falan filan. Hiçbirinin Fenerbahçe'ye alakalı. Hepsi biliyor. Her şey farkındalar. Beşiktaş da farkında. Galatasaray da farkında. Fenerbahçe şu kadar şu maçta şu aldığı yaradan sonra şampiyon olabilecek mi sizce? Hocam her şey olabilir. Adam eşeğini sağlam kaza alıyor. Eşeğini sağlam kaza Sivas maçında bağladılar. Beşiktaş da eşeğini sağlam kaza Şenol Güneş'i getirerek bağladı zaten. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ın son 3-4 maçına bakın hiçbir futbol keyfi yok. Hiçbir futbol izlenesi bir şey yok. Fenerbahçe maçında 1.17 gol beklentisinden 4 gol atmak başarız. O da Fenerbahçe'nin bahtsızlığı meselesi. Ben size şunu söyleyeyim mi? Eğer Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da gram akıl olsa, şu kadar akıl olsa Fenerbahçe şampiyon olsun diye elinden geleni yaparlar. Ya sen de saçmaladın olur mu öyle şey? Önümüzdeki sezon kaç Fenerbahçe taraftar Ali Koç'ta devam edildiğini düşünün. Bien Sports'unda atıyorum kafadan 3 milyon abonesi olduğunu düşünün. Otomatik olarak 1 milyon abone düşecek farkında mısınız? 1 milyon abone. Jesus gelmiş, transferler yapılmış, o kadar para harcanmış. Takım çatır çatır. Avrupa'da sona 16. Bu sezon bile şampiyon olamamış Fenerbahçe. Hangi Fenerbahçe taraftarı Bien Sports'tan üyelik satın alır? Hiç kimse en az 1 milyon üyenin düşeceğini düşünün. 1 milyon üye çekilince yayıncı kuruluş zaten para vermemeye, çekilmeye bahan arar ki. bahane elde etmiş olmayacak mı? Olacak. Ben size soruyorum. Bana mantıklı bir cevap verin. Hocam çok da umurunda adamlar. Çok da umurunda tabii. Çok da umurunda. Şampiyon olan takımın aldığı milyon euroyu biliyor musunuz? 15 milyon euro yok. Şampiyon olan takım 15 milyon euro alamıyor. Sebebi ne? Yayıncı kuruluş. Aziz Yıldırım dedi? Bu ligin dedi, yayın şeyi dedi. 550 milyon dolar dedi. Bugün 550 milyon dolarlık bir anlaşma yapsam bir hesap eder misiniz? Kaç milyar TL? 550 milyarın işte 550 milyonun sadece ve sadece 400 milyonu kulüplere gitse dağıtılsa. Tüm kulüpleri hiyal olur. Galatasaray'da Beşiktaş'ta Nermatçı'da neler getirir. Ya da iddiadan pay. Hani Ali Koç hep bunu söylüyor ya iddiadan aldığımız pay 10.000'de 1 mi diye. İddiadan aldığı payı yükselttim kulüplerin. Uzun lafın kısası Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Fenerbahçe şampiyonluğuna ihtiyacı var. Gerçekten söylüyorum bak. Bak Fenerbahçe'de Ali Koç gitsin X gelsin Y gelsin. Desin ki arkadaş bunlar bizi şampiyon yapmayacaklar. Ben bu ligde adalet olduğuna inanmıyorum. Kadroyu dağıtıyorum. Gençlerle oynayacağım. 3 sene 4 senelik yapılanma yapacağım. Sizden tek ricam forma alın desin. 500 bin tane forma satar. Bak 500 bin tane forma satar. Fenerbahçe taraftarı kendi takımına parayı basar. Ben havuzdan çıkıyorum. Bunlar beni istemiyorlar desin. Kendi havuzumu kuracağım. Aylık 200 TL'ye Fenerbahçe maçları. Sadece Fenerbahçe maçları artı işte şu bu falan filan desin. En az 1 milyon tane abone bulur. En az 1 milyon tane. Ben de dahil. O yüzden diyorum akılları bence Galatasaray'da Beşiktaş'ın da akılları çatıladı dedik olan Fenerbahçe olmasa bu ligi kimse izlemez. Fenerbahçe'de şunu yaşamışken bunları bu kadar. Bir de şunu düşünün. Bir senaryo hani e, Ahmet Konanç senaryosu gibi olacak ama Fenerbahçe'nin buradan dönüp şampiyon olduğunu Türkiye Kupası aldığını düşünün. Önümüzdeki sene 1 milyon tane abone gelir. Yani Sports fazladan. Önümüzdeki sene ligin heyecanı daha da artar. Önümüzdeki sene. Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapalım. Seneye gene de delik deşik ederiz de dediklerini düşünün. Ulan bunlar Avrupa'da da iş yaptı. Türkiye'nin puanını da arttırdı. Ya düşünsenize eğer Fenerbahçe şampiyonlar liginde gruplara kalabilseydi bu sene. Bir şeyler yapabilseydi İce Önümüzdeki sene 2023-2024'de şampiyonu direkt gidecekti. Yani bir kulüp 25 milyon euro kazanacaktı Fenerbahçe sayesinde. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istedim? Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon hiçbir mahsuru yok. Önümüzdeki sene kendileri şampiyon olurlar. Yani çok uzattım farkındayım. Ama bence Galatasaray'da Beşiktaş'ta Fenerbahçe şampiyon olsun diye çalışıyorlar, Dediniyorlar. Bu dediğimi unutmayın. Ha hocam temenni seninki, seninki de işte Polyanlacılık alakası yok. Vurduk yere bu kadar çatma bak. Aynısını geçen sene Ali Koç yaptı. Takım çok iyi giderken gitti Trabzon'a çattı. Hükümete çattı, bakanlara çattı. İstemiyorum ben şampiyon olmayı dedi. Belki de kapalı kapılar arkasında anlaştılar. Bu sene Fener. Bu sene Trabzon. Bu sene Galatasaray olacak. Bu sene Beşiktaş. Sesinizi çıkarmayın. 3-5 hakeme sallayın. Camianız şey yapmasın. Ben bilemem. Ama benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Lütfen fikirlerinizi saygı çerçevesinde sizler de yazın. Hocam ben yorum yazacağım ama benim fikrime ters bir şey söylenirse ben ağzıma geleni sayarım. Say. Yapacak bir şey yok. Say abi. İsteyen istediği fikri yazsın. Ben sadece bunu görüyorum. Ben bu hareketlerden, bu açıklamalardan açık ve net söylüyorum. Hocam Galatasaray buradan şampiyonluk vermez. Verir. Verir. Size bir şey soracağım. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi 20 milyon euroya satma ihtimalimiz var. Tek bir şartımız var. Türkiye Kupası'nı kazanırsak desem. Türkiye Kupası'nı kazanmak için 7-24 dua etmez misiniz? Lan 20 milyon euroya bunlar başka bir şey söylüyorum. İkisini 20 milyon euroya satacağız. Tek bir şartımız var. Bundan sonraki maçlarda sonradan bir dakikada olsa ikisi de oyuna girecek desem. Hocam girsinler. Nasıl olsa sezon gitti. 20 milyon euro gelsin bari dersin. Yani 20 milyon euro gelsin e, bunlar oynasın. Ben de Galatasaray'ın Beşiktaş'ın 20 milyon euro kazanması için Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var. Şampiyon olması lazım diyorum. Bu niye mantıksız geliyor? Yorumlarınızı lütfen belirtin. Abone olup şuraya 29.400 yaparsanız da minnettar kalırım. Videoyu beğenirseniz de aynı şekilde. Görüşmek üzere.